Çok sevgili Gökis Happy Life izleyenleri, biz neredeyiz? Hemen videoma başlayayım. Evim biliyorsunuz hani tarlası vardı ya, burada domates falan toplamıştık. İşte yemiştik, içmiştik. Şimdi Eyüp, bakın bakın bakın. Eyüp'ün çocuklarına bak bak. Anam, bir sürü keçileri var, oğlakları var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak, bir, iki, üç tane. Bir tane orada var. Erkan resim çekiyor onları şimdi. Burada da anneleri var. Bakın burada bir tane zenci var, siyah, bak. Bakın. Allah'ım çok güzeller ya. İlk defa bu kadar yakın görüyorum arkadaşlar ben de. Gel, gel, bak. Şuna bak. Daha yeni doğmuşlar arkadaşlar bunlar. Şimdi ben onun bir tanesini alacağım kucağıma. Bak. Annesi geliyor galiba. Böyle bir şey. Hangisi annesi? Bak annesine. Sesini tanıyor, geliyor. Çok asabi bakıyor. Şunlara bak ya. Böyle arkadaşlar. Bir Gökis Happy Life. Gökis Happy Life. Video gününün devamına geldik arkadaşlar. Dün çekecektim ama olmadı. Bugün bu arada saçımı kestirdim. Şöyle göstereyim size. Çok güzel. Asya kuaföre gittim bugün. Geyikli'de o da. Burcu sağ olsun, ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Dün arkadaşlar sabah dışarıya, daha doğrusu evvelsi gün dışarı çıktığında Erkan dedi ki ya dedi bir tane daha köpek bırakmışlar dedi, yavru köpek. Tasması var, kulak küpesi de yoktu. Ondan sonra neyse hayvan aldık, sevdik falan, baktık kaşınıyor yani, bir uyuz başlangıcı var ya da uyuz yani. Ondan sonra kulağında böyle yara olmuştu. Ondan sonra bizim burada işte Geyikli Belediyesi'ne Geyikli Belediyesi'nde çalışan Kaan var. Onu aradık. İşte veteriner var bir tane, Fatma. Sağ olsun ondan beraber geldiler. Ondan sonra kedi vardı arabada. Onun için alamadılar. Abi yarın geleceğiz, alacağız dediler. Dün geldiler, aldılar köpeği, götürdüler. Ondan sonra işte iğnesini, ilacını, işte kulağını temizleyeceğiz falan dediler. Bugün tekrar bırakacaklarına söylediler. Bugün de biz işte Geyikli'ye gittim ben. Şu ekran kararıyor, şöyle gideyim. Geyikli'ye gittik. Ben kuaföre gittim. İşte Erkan annesinin yanına falan uğradı. Ondan sonra Yahya abi sağ olsun, hadi dedi Çanakkale'ye gidelim. Daha doğrusu biz sorduk hani gidecek misin diye. Hadi gidelim dedi, işim yok dedi. Karavana gittik ama ben kamerayı falan yanıma almamıştım. Bayağı bir ilerlemiş. Artık bir dahaki sefere inşallah gene size gösteririm. Instagram'da falan paylaştım gerçi bugünkü son halini, ama belki takip etmeyenler vardır. Takip etmek istiyorsanız Gökis Happy Life, Gökben Kurter Avcı olarak Instagram'dan da bulabilirsiniz beni. Profilim zaten açık. Şimdi size biz onun adını Pakize koyduk, onu göstereyim. Şöyle bir önce çevireyim. Şurada Karan var zaten. Karamı biliyorsunuz. Slarfoy. Karan var. O Karamın peşine takılmış. Bu bizim Pakize. Bakın hala da kaşınıyor ama ilacı falan sürülmüş. Bize de iğnesini falan verdiler. Kulağı bayağı bir şey olmuştu, yara olmuştu. Temizlemişler. İlaçları falan, artık onları biz yapacağız. İğnesi varmış.
Böyle arkadaşlar, bir de Pakize'miz oldu. Gidince ne yapacağız bakalım? Pakize. Kızım. Dur ben de şu tarafa geçeyim. Bunlara da böyle bir yer yaptık zaten, bunları biliyorsunuz. Bakın Pakize'ye, bakın bakın Pakize'ye. He kızım benim, he kızım bak. Bu bizim Pakize. Pakize. Aferin benim kızım ha. He. Aferin sana, aferin sana. Yani nasıl bırakıyorsunuz, nasıl vicdanınız el veriyor biz anlamıyoruz. Bakın kulağını görüyorsunuz zaten, orada yara olmuş. Orta kulak iltihabı olmuş. Onu işte tedavi ettiler. İlaçlarını falan işte getirdiler. Bakalım iyileştireceğiz bu yavruyu. Hani çok şükür başka kötü bir şey yok. Sorduk bu arada bizimkilere bulaşır mı diye. Dediler ki bulaşmaz. Hani bağışıklıkları güçlüdür bizimkilerin diye. Zaten iç dış parazitleri oluyor hep. Herkese ne yapıyorsun sen kızım? Bak. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Aferin. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle bunlar. Can bunlar, can. Can bunlar, can. Bak kızım. Bak kızım. Öyle işte arkadaşlar. Karavanımız çok güzel olmuş. Banyomuzun fayanslarını yapmışlar. O çok hoşuma gitti. Değil mi Erkan Bey? Evet. Gözlüklerim nasıl parlıyor. Saçlarım bu arada nasıl olmuş Erkan Bey? Güzel. Teşekkür ederim. Öyle arkadaşlar. Karavanımız herhalde bir en fazla bir hafta 10 güne kadar bitmiş olur. Bir dahakine tekrar sizinle paylaşırım. Böyle. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar. Dün akşam belki çok görememişsinizdir Pakize'yi. Gel kızım. Hadi gel. Hadi gel benim kızım, gel. Sıla. Kaşıntısı gittikçe azalıyor. Kendine geldi. Bugün gene iğnesini yaptı Erkan. İlacını da verdik. Çalsana ver şunu bir. Kendine geldi çok şükür. Kulağı da eskisi gibi değil. Yaraları kurumaya başlamış. Pakize. Kız, hadi gel. Buradan aslında şey yapabilirim ya, sahiplenmek isteyen birisi varsa. Gerçekten çok akıllı, çok böyle sakin. Pakize, kızım. Hani benim kızım? Ya iğne yaparken bile inanın hiç şey yapmıyor. Çok sakin bir köpek. Yani isteyen olursa buradan seslenelim. Aynen. İlk geldiği zaman yani hiç durmuyordu kaşıntıdan. Şimdi gene kaşınıyor ama öyle çok değil. Değil mi kızım benim? Hani benim kızım benim? Pakize. Gel. Gel kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar koşa koşa aşağı indim. Şu an nasıl göstereyim? Şurada bir hortum oluşuyor. Görüyor musunuz? Ay yoruldum. Kamera aşağıdaydı çünkü. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani 2-3 günden beri değişik olaylar. Şöyle bir görüntü. Yani bakın şöyle şurada. Resmen orada hortum oluştu.
Ama aşağı inen bir şey yok. Çok şükür diyeyim yani herhalde. Şu an yukarıdan gidiyor. Yani ben hortum diye yorumladım ama kayboldu. Şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Bulutlar, renkler. Bu taraf böyle. Yani gerçekten bazen korkutucu oluyor yani. Şöyle bir gideyim. Sınırda burada. Bugün bayağı göz de gürledi. Yağmur da yağdı. Bakın sınır burada. Şöyle. Bakayım bu taraftan görebilecek miyim? Orada yok, gözükmüyor. Bayağı bir karanlık bir hava. Yani daha şu ilersiz bayağı bir tuhaf duruyor. Yani sanki acayip bir şimşek çakacakmış gibi duruyor orada. Yani korkuyorum yani gerçekten aslında. Bakın o hortum diye gördüğüm bu tarafa geçti. Bulut mu sadece bilemedim. Galiba bulut. Ama böyle bir çizgi gibi oluşmuştu onun için. Hem bir hortum gibi durdu aynı. Bu çekimden sonra da videoyu bitiririm. Değişik. Evet arkadaşlar, videoyu bir türlü bitiremedim. Dedim ki şunlarla bitireyim. Şu pakizeyle, bu pakizeyle benim kızımdan pakize iyi oldu artık arkadaşlar. Yani çok nadiren kaşınıyor. Değil mi kızım benim? Değil mi kızım? İğnelerini yaptık biz. Benim sılam da burada, benim kuzum bugün. Bugün derken yani hep burada, parsım da burada. Bugün hatta çok üzgünüz. Hera vardı biliyorsunuz. Bayağı bir sosyal medyada fenomen olmuştu Hera. Hele bugün sabah maalesef amansız hastalığa yenik düştü. Hayata gözlerini kapadı. Böyle tuhaf olduk yani. Sıla'nın cinsindendi Hera. Onun erkeğiydi. Kahverengi. Allah sabır versin yani sahibine. Gerçekten çok zor. Düşünemiyorum. Düşünmek de istemiyorum. Allah dediğim gibi sabır versin. Bak bu pakize kendini ne sanıyor acaba?
Ha, karanmış havlayan. Kocaman köpekleri kovalıyor şu Pakize. Geçen gün şu çöpten ikisine şey gelmiş. Kangal gelmiş. Onu bile kovaladı. Böyle Pakize çıkıyor. Onu buraya bırakmışlardı biliyorsunuz. Buradan böyle kapının altından giriyor çıkıyor istediği zaman. Tuvaletini kesinlikle buraya yapmıyor. Dışarıya çıkıyor. Böyle arkadaşlar. Sıla. Benim güzel kuzum, benim annesinin güzel kızı bu. Pars. Pars. Ne oldu? Ne oldu? Kim var? Kim gelmiş? Allah. Kim gelmiş? Bak bakayım. Herkese ile karam. Karam leş gibi kokuyor. Nerede yattıysa leş. Hadi gel buraya. Gel. Kedileri kovalıyorlar. Tavukları kovalıyorlar. Çevireyim kendime. Biraz da beni görün. Şöyle saçım başım darma duman. Arkadaşlar günlerden pazartesi 23 Ocak ve güneş görüldüğü gibi güzel. Evet, üstünde mont var ama olmasa da soğuk değil. Her seferinde söylüyorum, enteresan. Allah sonumuzu hayır etsin. Hiçbir yerde kar falan hiçbir şey yokmuş. Bu arada bugün bizim karavancılarla konuştuk. Allah nasip kısmet ederse perşembe günü karavanımızı teslim almaya gidebilecekmişiz. Herhangi bir sıkıntı çıkmazsa şimdilik bugün böyle haber verdiler bize, mutlu olduk. Ondan sonra cuma. Bugün 3 ayların başlangıcı. Recep ayına girmiş bulunmaktayız. İnanan herkeslerin dualarını, ibadetlerini Allah'ım kabul etsin. Şimdi herkes başımıza süper Müslüman kesilecek. Komşularım gelmişler. Merhaba, hoş geldiniz. İyiyim. Neyse arkadaşlar, ben videomu burada kapatayım. Görüşmek üzere. Öpüyorum sizi. Allah'a emanet olun.